Leyna, gel bakalım, gel. Gel yavrum, gel. Nasılsın kızım? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Altay'ın yıldızı karşınızda. Alkışlasanıza. Niye alkışladık bir dakika? Çünkü kendisi hep söylemleri var ya, ben Altay'ın yıldızıyım. Dün yıldız dedik ya. He hocam. Bugün bütün gün onun için gezdi. Bir şey söyleyeceğim, yıldız bugün kaymış biraz. Ya hafif olsun. Nereye gidiyorsun çocuğum? Hocam ben de bugün oyunculuğumla alakalı bir proje gelmiş oyuncuyum. Amin Allah'ım. Aleyna'yı... Bir gün olacak bunu 40 kere söylüyorsun, Aleyna'yı olacak. Aleyna'yı oyuncu yapalım Allah'ım. Kurslara amin. Gidecek şimdi, bu iş bitecek. Kurslara ya ben çok gideceğiz. İnanıyorum. Olacak güzel şeyler beni evet, bekliyor. Evet evet, bu kadar yani totem yaptık. Kız sen modacı mı olacaksın, evet. Oyuncu mu olacaksın? Benim şu an program bittikten sonra ilk hayatımda deneyimlemek istediğim şey oyunculuk Gülşah Hanım. Onun için kurslara gitmen lazım, okulları var. Biliyorum hocam, hayırlı. Araştırıyorum. Tamam. İnşallah Allah izniyle. O zaman gelince konuşacağız olacak. Zaten, evet. Ben de menajerimle bu proje üzerinde bana uygun mu, değil mi, nasıl olacak gibi bir görüşmeye gidiyorum ajansa. Fiyatlardan da bahset. Tabii. Çizmelerim 150 TL, tulumum 390 TL, kemerim 20 TL, şapkam 100 TL, gözlüğüm 45 TL, çorabım, şu çorap... 35 TL. Ne? Çorabı buraya soktum. Ters giydin, ucunu kesip evet, öyle giydin. Evet, tişört. Evet, evet. Çantamda 50 TL. Bir gıdıklık var. Paçalarımda mı hocam? Hayır, sanki çizmenin boyutunda. Tamam, ben işte o çizmeyi daha istedim. Zengin görmek isterdim. Belki... Hocam şöyle alsaydım paçalarım çok kötü duracaktı. Ben de böyle bolluk olsun, hani daha rahat ha, dursun diye kalmış, istedim. Kalmış, boyunu kesmiş bu. Bu boyunu... Çıkart. Ya? Evet evet. Dışarı mı onu çıkarsam diye, onu mu sordun? Çıkartmaya şimdi? Da çalıştım, o da olmadı ha. Çünkü paçası dar hocam. Tulumun paçası bir tık dar. Anladım. Yani bir şey eksik ya da bir şey fazla. Şimdi onu çözmeye, orada otururken de çözmeye çalışın. Bir şey var. Ya kemerin mi biraz daha küçük olaymış diye düşünüyor. Şimdi ben düşünüyorum. Ben bunu böyle gördüğüm zaman nasıl yapar? Ben buna siyah katmazdım. Daha değişik renklerle katardım. Siyahı belki bir tek çizmede katardım veya bir tek şapkada takardım. Ben çizmelerinin daha buraya kadar çıkmasını ise bir şey var bu kıyafette. Ya kötü da değil. Daha kötü böyle değil, şey ağzı var. Bol gelen artık var ya tam şu. Ha şimdi bu yapış şöyle olanlardan diyorsun değil mi? Ağzı evet, bol gelen. Tam şöyle o sivri burunun bittiği yerden yükselen ayakkabılar var şu anda. Bilmiyorum biliyor musunuz onları? Ters tarafını. Ha kemerde bir. Ha, ha işte boyun uzadı. Boyun buydu uzadı. Buydu problem. Hocam o değil de bunu size Aslı hocam yolladı. Ağzıma biber sürecek tırnak yemeyeyim diye anladım. Evet eliniz ağzını, elinizi bir batırayım. Hadi aşkım, hayır, hayır, aşkım hayır. Benim. Hayır. Sen şimdi benim şifa, elimden yersin. Şifa, şifa. Aç ağzını. Aa, kız bak ne yemez. Bir hastalık, ne bir şey, hiçbir şey kalmayacak. Bak bak o yedi benim yerime, tamam. İnanmıyorum. O salça değil de hocam. Sese iyi gelir, sese iyi gelir, sese. Bir gerçekten şarkı alalım bravo. Acıların bakalım tadını. İbrahim Tatlıses gibi söyleyebilecek misin? Yasemin Hanım gitti. Bir türkü çağır bize. Evet. Konuşamayacak çocuk çağırsın. Dilelelele diye başlarmış bu. Evet. Söyle. Ne söyleyeceksin? Bakayım sesi nasıl çıkacak? Aman Allah'ım çok lezzetli. Ya kız? Yemin ediyorum gel. Ben var ya. Niye ay, böyleyim ya? Gel mami kurban sana. Yandıkça aç kızım ağzı. Şşt indir ellerini. İndir ellerini. Gerçekten aç bakayım. Hmm. Aferin benim kızım. Ay, ay, ay. Gerçekten. Uyut aşkım. Ben de bir yiyeyim şöyle. Bu burada kalacakmış. Aa. Hocamız aklımıza aa, gelecekmiş. Siz de yediniz. Aa, nasıl bak hepsini. Ulkan'cığım şimdi Pavarotti gibi biliyorsun şarkı söylersin. Şimdi yıldızların altındayız söyle hadi. Ama bir kaşık daha alman lazım ondan. Hastalığı geçti hocamın. Bak, bir de uğruna gençleşiyor. Saçları eski sarı haline geliyor. Bak, hocam şey su içi. Çok ayıp. Suyun var mı? Suyun yırtıyor ve içinden. Ay ne oluyor, ne oluyor? Suyun var mı? Kendine gel Cemile. Suyun var mı? Ne Uğurkan Hoca bir şey söyleyeceğim. Neden gözlükleri... Yukarı kırmızı aldı. Deli olacağım şu anda. Bu acı biber kimin aklına geldiyse? Aslı hocamın.
Benim Uğurkan yüzümden. Hocam ellerini hep şimdi, ağzına götürüyor. Kızım sana gelelim. Ha tabii gelelim çocuğum sana da. Tabii bekliyor orada çocuğum. Ha kötü değilsin. Tam tulum bu işte. Benim kafamdaki tulum bu. Efendim. Gülşah'ım. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum Gülşah. Ne kadar Alaturka duruyorsun. Ya. Nerede o dünkü tokat attığın halin? Efsaneydi o yani. Asıl bugün yapman gereken bir şeydi evet, o. Olsun. Bir kere bu içindekini bunu sevmedim. Çorap olarak kullanman çok. Ben de file çorapları böyle kullanırdım. Çok da severim. Bir anlatsanıza çorap olarak aşkım, ne yapıyorsun? Ağını kesiyorsun. Tamam mı? Çorabın uçlarını da kesiyorsun. Tişört gibi giyiyorsun, o burada kalıyor. Böyle bir şey. Çok çok da yaptığım bir şeydi. Çorabı benden mi gördün onu? Çorabı hiç kullanmadığım için. Ay ben üst giymiyorum. Benden mi gördün onu? Yok Gülşah. Biliyordun, süper. Çok aynen, kullanılan biliyordum. Bir şey bu. Evet. Ki ben hiç yapmadım galiba bu sezon burada. Yok, yok yapmadım. Hiç giymedim. Evet. Fileler çok giyiyordum ilk sezon, o zaman yapıyordum. Neyse kombinle geleyim. Şimdi kesinlikle çizme istemezdim. Bu tulumun çok benzerini ben burada giydim. Şuranı kapatmamalıydın. Bence saçlarını açmalıydın ya da şuradan şöyle güzel bir toplayabilirdin. Kocaman küpeler, ne bileyim işte belki boynuna bir şeyler takabilirdin ya da şöyle şuranı nefes aldırabilirdin. Bilezikler isterdim. Çok şık, burnu açık böyle. Havalı bir ayakkabı isterdim. Anladım. Yani çizme seni kesti. Beni botlar rahatsız etmedi. Mesela ince bir kemer isterdim şık. Çünkü sen spor şıklık yaratmaya çalışmışsın. Evet. Yani ben genel olarak seni beğendim. Lütfen gözünü çıkarabilir misin? Tabii. Teşekkür ederim. Evet. Sadece aksesuarlandırmalarını beğenmedim. Teşekkür ederim. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Eğer içine bir şey giymeseydin kesinlikle açık burun ayakkabı evet. 10 numara süper olurdu. Ama giydin, ben içindekini de sevdim. Güzel görünüyor, güzel küpe istedim şu anda, saçların açık. Daha kemik bir gözlük, şapkan olmasaydı. İçine bu body gibi bir şey giydiğin için çizmelerin de batmadı bana, tamamlıyor. Kemer yanlış fikir. Hı hı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 3. Teşekkürler hocam. 2. Teşekkürler. 4. Teşekkür ederim Serdar Bey. 3. Teşekkür ederim. Senin yerini alıyoruz. Kameramanlara sevgiler diye. Özlemi podyuma alıyoruz. Hoş geldin Özlem. Hoş buldum Gülşah. Anlat neredesin? Ben dün çok ağladım burada, çok üzüldüm. Sonra döndüm dedim ki niye üzülüyorsun? Hayat çok kısa. Bugün arkadaşlarımla gece mekanına eğlenmeye gidiyorum. Biraz yarın da sen yine ağlarsın, öbür gün yine dersin niye ağladım, niye üzüldüm diye. Gece mekanına eğlenmeye gidiyorsun. Fiyatlar? Fiyatlarım, çizmelerim 140. Tulumum, ama ben bunun yanında bir tulum daha aldım ve üzerimdeki ceket toplamda 550 verdim. Küpelerim 35 TL. Küpeyi mi saçına taktın? Evet. İki tane küpe taktım. Çantamda 100 TL. Niye o küpeleri kullandın, kulağındakilerini? Kulağımdakileri renginden kullandım. Niye? Ha bu rengi, çantam böyle. Böyle de makyaj yapayım dedim. Ay bravo. Müthiş bir buluş. Hiç rastlamadığımız bir olay daha önce bu podyumda, anladım. İlk gün çizmeyle gelmiştin. Seni çok beğenmiştim. Çizmenin sana yakıştığını düşünmüştüm. Kombinini beğenmedim. Bu yan dön bakayım. Güzel çizmeler seçiyorsun. Aynı çizme. Nasıl, İlk almadın mı? İlk gün ne? Hayır, almadın mı? Yok, aldı canım, aldı. Tamam, aynı peki. Çizme yani. Benim buraya aynı, 40 kere aynı ayakkabıyla gelen arkadaşlarımız var. Ona bakmıyoruz. Alışverişte alıp almadığına bakıyoruz.